Sabri ile Pervin anne yeni evde tadilat yaparlarken ben de eski evimizde paketleme, kolileme, kutulama işleriyle meşgul oluyorum. Şimdi Dur'un odasından başladım. Bu arada ara ara yeni eve gidip bakıyorum neler yapıyorlar, tadilatlar nasıl gidiyor. Evde canım sıkıldıkça onların yanına gidiyorum. Sabri boyaya yardım ediyor. Gördüğünüz gibi burası Lila'nın odası. Hatta bir ara Dur'ya da verdik. O da böyle işin içinde olsun diye, hoşuna gider belki diye ona da böyle bir fırça verdik. Duvarları boyasın, keyifli anlar geçirsin, bir anı olsun diye açıkçası. Ama sağ olsun her yere sıçratarak, hem üstüne başına. Bir de bu boyalar çok enteresan yerlerden falan çıkıyor ama kumaşlardan çıkmıyor. Bütün kıyafetlerimiz böyle boyalı boyalı kaldım. Burası bir posta boyanmış oda. İşte gördüğünüz gibi burası Dur'un odası. Gördüğünüz gibi kapı çerçeveleri, işte tavanlar, yerler hep naylonla, bantlarla kaplanmış durumda. Burası da salonumuz. Daha boyanmamış gördüğünüz gibi. Bir tane tezgah üstü mermer için. Tezgah için şirketle anlaşmıştık Orlando'da. Oradan adam geldi 15 Nisan'da. Ölçü aldı. Burası ada. Bir de gördüğünüz sabit duvarlar. Hepsinin ölçüsünü aldı. Burası misafir ve çocukların banyosu. Bizim komşumuzun kocası işte yardım ediyor demiştim zaten. Küveti çıkarınca altından böyle bir şey çıktı. Burayı da böyle oydu kendisi. Şampuanlık yapacağım orayı dedi. Ve bu sarı olan süngerler de izolasyon için yapılmış. Böyle dolabı, işte şeyi de, aynayı falan da çıkardık. Burası da böyle bir işlem görecek. Burası yine Duru'nun odası. Kayınvalidem boya yapıldıktan sonra hafif fazla kalmış boya duvarlarda. Onları zımparalıyor. Bu boya makinesi, yerde gördüğünüz sprey boya. Şeyi üstü gördüğünüz gibi mavi bantla çevrilmiş. Burası da Lila'nın odası. Burası da boyanmış halde şu anda. Bir kat beyaz boya attık üzerine. Sonra da kendi istediğimiz işte sarımtırak olan rengi attık. 18 Nisan'da burası salonun, yani yemek salonunun olduğu yerde tavanı da naylonlamışlar. Çünkü sarı sprey sıkarken sprey boya hafif, özellikle köşeleri yaparken tavanı da boyuyor çok hafif. O yüzden tavanı da kaplamak zorunda kalmışlar birazcık. Bunlar, kolonlar var evde, sütunlar var. Onları birazcık sarmalamışlar. Bu çekim bu arada kayınvalideme ait. Ben o sırada çocuklarla eski evdeydim. Kayınvalidem bir yandan boya yapıp yardım edip Sabri'ye, bir yandan da çekimleri yapıyordu sağ olsun. Sonra akşam da bana gönderiyordu videoları. Böyle gördüğünüz gibi işte Sabri de burada sprey boya yapıyor. Böyle kıyafetler giyiyorlardı. Astronot gibi, çok komik. Sonra her yerlerini kapatıyorlardı. Maske falan da var yüzünde. Sprey boyanın rulo boyadan daha kolay olduğunu düşünüyor ikisi de. O yüzden sprey boyayla, sadece sprey boyanın tek sıkıntısı çok iyi kaplamanız gerekiyor her yeri. Kapatmanız gerekiyor naylonla, bantlarla vesaire. Çünkü sıçrıyor tabii ki. Sprey olduğu için havada uçuşuyor. Bir tek sıkıntısı o yani. Onun dışında yani ruloyu tercih etmediler. Sadece banyoyu, küçük banyoyu yaparken ruloyla yaptılar. Çünkü orası çok küçük bir alan. Sprey boya makinesi de bozuldu. O yüzden aslında biraz da rulo yaptılar. Bu da bir arkadaşımız sağ olsun geldi bir gün, Sabri'lere yardım etti. Artık elini veren kolunu kaptırıyor. Bir yardım etmeye gelen bütün gün bize yardım ediyordu. Sağ olsunlar. İşte Sabri'yle ikisi adanın kapaklarını falan yaptılar o gün. Tezgah hala yok gördüğünüz gibi. Bütün her yer dandini. Işık var şurada ileride, kırmızı. Bu koliler işte IKEA'dan aldığımız kutu kutu dolaplar hepsi. Buralar işte boyanmış hali. Sarımsı hafif gördüğünüz gibi. Son rengiyle olmuş yani. Böyle işte sarı, beyaz. Zaten tonları biraz görebiliyorsunuz farkında. Tamam, biraz beyaz. Duvarlar hafif sarı. Bu da şöyle karşımızdakiler ağacı kesmişler bu arada. Öyle duruyor orada. Gördüğünüz gibi burası da bizim mahallemiz. Burası çocuk oyun alanı, salon. İşte çekmeceleri bu şekilde takmışlar. Onu gösteriyor burada da Sabri. Tezgahımız hala yok. Gördüğünüz gibi üst dolabı daha takmamışlar tam. Burada da işte yine dolapları, çekmeceleri yapıyor Sabri. IKEA'dan aldığımız şeyleri monte ediyor. Genelde dolap, çekmece vesaire onları Sabri yaptı.
Komşumuzun kocası genelde daha ağır işte banyo, yer taşları döşeme vesaire gibi işleri yaptı. Sabri boyamayı yaptı. Böyle işte beraber çalıştılar. Sabri tabii ki komşumuzun kocasına da yardım etti. O da bize yardım etti falan derken böyle beraber iyi iş çıkardılar. Burada da yine çekmeceler, dolaplar monte ediliyor. Yavaş yavaş görebiliyorsunuz zaten. Yani ilk başta işte çekmeceler yok. Sonra takıyor işte Sabri. Dolap yok, takıyorlar. Duvarda dolap yok. Bir sonraki videoda dolap var falan gibi gelişmeleri görebiliyorsunuz. Bu arada işte tabii bir tane dolabı ilk yaparken biraz zorlanıyorlar. Genelde öyle oldu. Ama ikinci, üçüncüyü yaparken artık iyice ustalaşmış duruma geliyorlar. Falan filan öyle idare ettiler yani. Burada da akşamüstü saatleri herhalde güneş bence batmak üzere gibi hissettim bu videoda. Yerler falan tabii ki çok pis. Her yer dandeni, dağınık. Toz, boyalar, bir yandan muşambalar vesaire. Bu işte komşumuzun kocası bu arada. Beraber mutfak üst dolaplarını, duvar dolaplarını takıyorlar. Bir tane o metal ray koymuşlar. Oraya böyle geçiriyorlar, sabitliyorlar falan. Sonra da iki dolabı birbirine sabitliyorlar. Orada mandal gibi bir şey var. Bak duruyor zaten orada. Onu görebiliyorsunuz. Burada da yine bir şey geçiriyor. İki dolabı birbirine sıkıştırıyor. Komşumuzun kocası sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Adam zaten işin içinde yani işi biliyor ve çok detaylı ve titizlikle işini yapıyor. Hani hiç böyle kısa yolları kullanayım aman yapıvereyim de geçsin gibi bir düşüncesi yok sağ olsun. Çok güzel yardımcı oluyor bize dediğim gibi titizlenerek. Hep işinde öyleymiş yani adam. Daha sonra işte bu dolapları da güzelce işte ölçülerini falan aldılar. O metali bütün duvara koydular. Şimdi sonra bütün dolapları bu şekilde taktılar. Daha sonra onları işte çiviyle, matkapla falan duvara, hem duvara hem birbirlerine sabitlediler. İşte burada da çekmeceler takılmış. Sabri onları gösteriyor. Kendi stoperi var böyle ittiriyorsunuz. Kendi yavaş yavaş kapanıyor. Öyle bir şey artık nasılsa çekmece türü. Böyle gördüğünüz gibi hepsi krem tonlarında bu arada. Tam böyle bembeyaz değil. Krem gibi kapakları. Sonra üst kapakları takıyor Sabri. Burada büyük ihtimalle komşumuzun kocası gitmiş. Sabri tek başına çalışıyor kayınvalidemle beraber. Böyle işte gördüğünüz gibi takıyor kapağı. Bunda çekmeceleri takmış zaten. Sonra rafları takıyor. Bir dolabı böyle camlı aldık. O hani böyle bardakları falan koyacağımız dolabı bu şekilde aldık. Rafları da cam. Böyle daha şık olur diye düşündük. Aa, adam da buradaymış bu arada komşunun kocası. O da yemek bakınıyor. Gördüğünüz gibi pretzel yiyor. 23 Nisan'da biz bir temizlik şirketiyle anlaştık. Ama temizlik şirketi tabii ki Türkiye'dekiler gibi değil. Çok böyle sallapati yaptıkları için biz de onlara böyle yardım ediyoruz canla başla. Yerlerde böyle boya kalıntıları var. Onları zımpara gibi bir şeyle zımparalamak gerekiyor, silmek gerekiyor. Tabii kadınlar o kadar detaylı yapmadıkları için onları biz yaptık. Onlar sadece süpürme, silme falan yaptı. Ben de beyaz eşyaları siliyorum. Bunlar eski, evin hali hazırda var olan beyaz eşyalar ama inanılmaz tozlu tabii ki. Kaç gündür şeyde tadilat içerisinde oldukları için böyle toz olmuş inşaatta. Burada da işte yerlere bak, mesela çok yakından çekmeye çalıştım. Bakın beyaz beyaz zaten görebiliyorsunuz. Bunlar böyle boya püsküntüleri diyeyim. Bunları böyle o Scotch-Brite bezlerin arka tarafıyla o tellerle yaptığınız zaman geçiyor. Ama tabii bunu temizlik firmaları yapmıyor. Ve temizlik firmaları kadınlar saati 30 dolardan bu arada işlem görüyor. Onu da söyleyeyim. İki tane kadın geldi. Saati 60 dolar yani. İşte yaklaşık 5 saat falan durdular. 60 dolardan 300 dolar yani günlük bir temizlik. O da 5 saat yani günlük dediğim bütün günde değil. Ve kadınlardan bir tanesi de çok iyi iş yapmıyordu açıkçası. Diğeri ona öğretiyordu nasıl yapılacağını falan. Ama mecburen aynı parayı vermek zorunda kaldık. Ve böyle detaylı temizliği de yapmadılar. Yani gördüğünüz gibi biz yapıyoruz. Zaten inşaat temizliği çok zor gidiyor. Yani kaç kere süpürdük sildik hala toz olabiliyor. Çocukların oyuncaklarını yavaş yavaş taşımaya başladım. Çünkü yeni evde çok sıkılıyorlardı. Böyle kocaman bir tane koli vardı. İçine hepsini koydum. Bir posta getirmiştim.
Burası mutfağın kileri. İşte bizim evdeki kileri boşalttık, kavanozları, işte bakliyatları, şeker, un, tuz falan filan. Onların hepsini koyduk ilk etapta. Çünkü bu kolilerin ağızları kapanmadı. O yüzden ben taşıdım aslına bakarsanız. Kamyona yüklemek istemedim yani, ağzı açık olduğu için kolilerin. Bunları böyle biz kayınvalidemle işte kafamıza göre şimdilik yerleştirdik. Sonra yine aynı gün küçük tuvaletin yani misafir tuvaletinin dolabını aldık yine IKEA'dan. Lavabo altı dolabı. Onu kurmaya çalışıyoruz burada. En sonunda kurduk. Zaten kurulmuş halinde görürsünüz. Çekmeceli, dolap şeklinde değil de 4 tane çekmecesi var ve duvara monte edilecek. Ayaklı değil. Böyle bir dolap yani, inşallah memnun kalırız. Kilere yerleşmemiz devam ediyor bu arada. Gördüğünüz gibi çocukların sağda oyun alanı var. Yavaş yavaş oraya yerleşmeye başlıyoruz. Birkaç parça bir şeyler koymuşuz. Kileri de böyle ne bulduysak koyduk yani, aslında çok dağınık burası. Ama şey yapacağız, daha sonra düzenleyeceğiz. Çünkü ilk etapta dolaplar falan hazır olmadığı için hemen kilere doldurduk her şeyi. Ne var ne yok. Daha sonra hala da öyle, daha sonra şey yapacağız, düzelteceğiz yani. Ayıklayacağız, dolaplara yerleştireceğiz. Bu arada ben eve geliyorum. Evde de bir posta kolimoli yapıyorum. Bizim odamızın eşyaları, işte çocukların kıyafetleri, bizim kıyafetlerimiz, çarşaflar, örtüler. Çok az eşyam olduğunu düşünüyordum ama bayağı bir eşya varmış. Ve burada artık 25 Nisan kamyon geldi ve kamyon götürecek eşyalarımızı. Yalnız koltuklarımızın içerisinde böcek çıktığı için adam bunu almam dedi kamyonuma. Böcekler sarar falan dedi. Bunu güneşte tutun koltukları dedi. O güneşte gider bu böcekler dedi. Öyle olunca biz koltukları çimlerin üstüne attılar bizim. Onun dışında bütün işte yataktır, kolidir, bavuldur, ne varsa hepsini kendileri götürdüler. Bu arada bizim odamızdaki yatak king size. King size yatağın sökümü ve kurulumunu da içine alarak bir şey yapmış Sabri. Anlaşma yapmış. Durun odası gördüğünüz gibi Sabri rafları söküyor. Ben işte koliler falan var. Gördüğünüz gibi daha yatakta çarşaf falan var yani. Adamlar orada çalışırken yaptık. Adam şimdi söküyor mesela, bu bizim yatağımız. IKEA'dan almıştık bunu da 2 sene önce. Bunu söküyor. Sonra yeni evde de takacak. Yani aslına bakarsanız. Bu da işte kamyon. Ve bu koca kamyon, inanır mısınız, sığmadı. Koca kamyona bu eşyalar. Neyse, onu da ayrıca göreceksiniz zaten. Ben de arabayla taşıyorum habire. Ufak tefek bir şeyler. Onu da görebilirsiniz burada zaten. İşte çocukların ıvır zıvır bir sürü şeyi. Özellikle dediğim gibi ağzı kapanmayan şeyler. İşte oyuncak, biçimsiz böyle oyuncaklar, hani parçalarının kaybolabileceğini düşündüğüm şeyler. Onları adamlara vermek istemedim. Direkt onlar büyük şeyleri taşıdılar. Ben de böyle ıvır zıvır bir şeyler taşıdım. Ama bayağı yorucu oldu açıkçası. Özellikle biz 3. katta yaşadığımız için eski evimizde 3 kat indir çıkar indir çıkar bayağı bir yorulduk. Sabri de, ben de, kayınvalidem de, adamlar da yoruldu. 2 adam gelmişlerdi. Zaten Two Men and a Truck diye bir şirket. 2 adam geldi işte kamyonuyla, böyle hepsini yüklemeye çalıştılar ama dediğim gibi sığmadı kamyona. Yarısını ben, yarısını Sabri, kalanların hepsini şey yaptık. Biz kendimiz taşıdık. Bu işte dediğim gibi kamyon. Şimdi içeriği göstereceğim sizlere. Adamlar çalışıyorlar zaten. Buraya böyle koyduk şeyi, yemek masasını. Çocukların oyuncaklarını birazcık, oyun alanını düzenlemeye çalıştık. Yani hepsini koyabildiğimiz kadar. Onun dışında bütün eşyaları salona koyduk. Hem bavulları, hem kolileri, ne varsa her şeyi salona koyalım. Salondan sonra tek tek odalara dağıtırız diye düşündük. Zaten mutfağın hali de şey. Gördüğünüz gibi dolap kapakları takıldı ve beyaz eşyalar geldi değişik olarak. Onun dışında Sabri ve ben arabanın arkasını hep işte yükledik. Çimenlerde koltuklarımızın yastıklarını görebiliyorsunuz. Onlar da güneşin altında işte böceklerden arınsınlar diye duruyorlar. Böcek falan yok şu anda. Çok şükür temizlendi ama birazcık rengi soldu koltuklarımızın. Tek sıkıntısı o. Bilmiyorum, bakalım, biraz kullanalım, daha sonra bakarız artık icabına diye düşünüyoruz. İşte adamlar böyle ikişer üçer koli şeklinde taşıdılar. Ve artık yavaş yavaş işte koliler taşınıyor, şeye konuyor. Gördüğünüz gibi salonda hepsi. Bu da evimizin boş hali. Onu da size çekmek istedim.
böyle aşkı memnu veda sahnesi gibi oldu birazcık. Ama yine de biraz duygulandım yani açıkçası. Mesela burası Duru'nun odası. Boşken ne kadar büyük görünüyor. Tuvalet, mutfak şey, misafir tuvaleti. Burası üçüncü odamız. Yine bomboş. Ve inanmayacaksınız ama buradan başlayarak bütün bu şu an gördüğünüz torbalar, eşyalar kamyona sığmayanlar. Bakar mısınız? Televizyon, oyuncaklar, simitler, mutfak, bir sürü koli. Yani biz bunları nasıl taşıyacağız bilmiyorum dedim. Sabri'ye bir küçük bir kamyon kiralayalım dedim. Ama çok geç olmuştu saat. O yüzden kiralayamadık ve Sabri arabayla taşıyabileceğimizi düşündü. O yüzden bunların hepsini o gece arabayla 3 sefer falan yapacak şekilde kendimiz indirip yükleyip arabaya, daha sonra da yeni eve taşıdık. Sağ olsun bir arkadaşımız yardım etti. O da bir sefer yaptı bizim için. Kendi arabasına doldurdu. Bayağı yardım oldu ve artık 25 Nisan gece saat 12 falan, son haliyle bu şekilde bütün koliler, bavullar, oyuncaklar, her şey burada salon ve mutfak tarafında. Artık bunları yavaş yavaş odalara dağıtma vakti, kolileri açma vakti. Bir postada o şekilde bir yorgunluk olacak. Ama neyse ki eski evi kapattık, yeni evimize girdik bir şekilde. Artık bundan sonrası yavaş yavaş olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.